Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıktan herkese günaydın. Bugün değerli konuğumuz tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Yakup Bozkaya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam çok duyuyoruz işte danışanlardan, hastalardan. Akıllı ilaç diye bir kavram var. Akıllı ilaç nedir? Türleri nelerdir? Bize biraz açıklayabilir misiniz? Akıllı ilaç geçmeden önce bir kanser tanımı yapacak olursa, kanser vücuttaki normal hücrelerin çeşitli değişimler, mutasyonlar sonucu aşırı kontrolsüz çoğalması olarak adlandırılmaktadır. Bu mutasyonel değişiklikler hücrelerde büyüme, gelişme, yayılma özelliği sağlamaktadır. Bu bilim insanlarının bunları keşfiyle akıllı ilaç dediğimiz kavramlar meydana geldi. Bunların yavaş yavaş keşfi, bu mutasyonların, bu değişikliklerin keşfi günümüzde hedefe yönelik dediğimiz akıllı ilaçları gündeme getirdi. Şu an bizim onkolojideki tedavimizin temel yöntemlerinden biri oldu ve olmaya da devam etmektedir. Peki hocam, şimdi bu kanser tedavileri de diyoruz ama bu bütün kanser türlerini de bu akıllı ilacı kullanabiliyor muyuz? Bütün kanser türlerinin hemen hemen hepsi olmasa da büyük çoğunluğunda kullanabiliyoruz. Özellikle bizim toplumda çok sık gördüğümüz erkeklerde akciğer, kadınlarda meme kanseri dediğimiz kanserlerde çok fazla sıklıkla bu tedavileri kullanabiliyoruz. Bunun dışında yemek borusu, mide, bağırsak kanserleri, karaciğer kanserleri, böbrek kanserleri, genitourinary sistem dediğimiz mesane, prostat kanserlerinde de bu ilaçları sıklıkla kullanabiliyoruz. Yani diyebileceğim hemen hemen tüm kanser türlerinde bir akıllı ilaç tedavisi olabilmektedir. Peki hocam, bu kanserleri tanımadığınız çoğu kanserde kullanılıyor. Kanserlerin bildiğim kadar evreleri var. Evet. Bu akıllı ilaç hangi evrelerde özellikle tercih ediliyor? Yoksa başladığı gibi kullanabiliyor muyuz? İlk keşfi genellikle ileri, metastatik dediğimiz, yani halk tabiriyle dördüncü evre dediğimiz kanser türlerinde bu ilaçlar geliştirilmeye başlanıldı. Biz çoğunlukla bunları ileri evrelerde kullanıyoruz. Ancak günümüzde yapılan çeşitli çalışmalarda bunların özellikle erken evrede de faydalı olduğu gösterildi. Örneğin son dönemlerin özellikle bizler açısından popüler olan akciğer kanseri çalışmalarında özellikle belli başlı alt tiplerde belli başlı mutasyon pozitifliği, yani belli bir spesifik bozukluk sonucu belli mutasyonların görüldüğü akciğer kanseri tiplerinde ameliyat sonrası çeşitli akıllı ilaçların kanserin oluşmasını, tekrar oluşmasını, bu kanserden dolayı olabilecek ölüm riskini azalttığı çalışmalarda gösterildi. Bu akciğer kanserinde özellikle. Meme kanserinde ameliyat ve radyoterapi öncesi tümörü küçültmek, hatta bazı hastalarda yok etmek amacıyla kemoterapilerle beraber verdiğimiz akıllı ilaçlar bizim onkoloji pratiğimizde sıklıkla kullanılmaya başlanıldı. Ayrıca ameliyat sonrası bizim adjuvan dediğimiz durumda da çeşitli akıllı ilaçlarla hastalığın tekrar oluşma riski, yayılma riski ve durdurma riskini biz bu ilaçlarla sağlamaya başladık. Yani diyebileceğim hemen hemen her kanser tipinin her evresinde doğru hastalarda bu ilaçlar kullanılabilmekte. Hocam peki bu akıllı ilaçların hasta üzerindeki yan etkileri nelerdir? Buna geçmeden önce özellikle bizim standart olarak kullandığımız kemoterapik ajanlar var. Şimdi bu hastalarımızın çoğu korkuyla bize gelmekte. Özellikle hocam ben kemoterapi alacak mıyım? Çünkü kemoterapi kavramı onları çok fazlasıyla yan etkilerden dolayı korkutabilmekte. Evet. Biz de onların bu korkularını çok iyi anlıyoruz. Ancak
şunu söylemek gerekir ki kemoterapiler halen bizim temel tedavilerimiz. Yani bunları biz çoğu hastada öneriyoruz ve bizim şu anki tedaviler içerisinde vazgeçilmezimiz. Bunlar, bu kemoterapik ajanlar çoğunlukla vücutta çoğalan hücrelerimize etki etmekte. Kanser hücreleri de çoğunlukla çoğalan hücreler olduğu için, onları etki edebildiği için bizim vücuttaki hücrelerimize, çoğalan hücrelerimize de etki edebilmekte. Bu da yan etki olarak karşımıza çıkabilmekte. Bu çoğunlukla çoğalan hücrelerimiz, yani hızlı bölünme yeteneği olan hücrelerimiz, saç hücrelerimiz, vücuttaki gastrointestinal sistem dediğimiz, işte ağızdan anüse kadar herhangi bir sistemimizin yüzeyini örten hücreler, bunlar hızlı çoğalan hücreler. Bunlara da aynı zamanda etki edebilmekte bu kemoterapik ajanlar ve bundan dolayı çeşitli yan etkilere neden olmakta. Nedir? İşte saç dökülmesi, bulantı, kusma, ishal, halsizlik bu durumlara neden olabilmekte. Biz bunları kemoterapik ajanlarda çok fazla görebilmekteyiz. Ancak bu akıllı ilaç dediğimiz, hedefe yönelik ilaçlar dediğimiz, kanser hücresine spesifik olan ilaçlarda bu yan etki durumu görebilir miyiz? Evet, görebiliriz. Ancak çok çok daha az yoğunlukta ve yaşam kalitesini de daha az etkiler ölçüde bu yan etki durumunu görebilmekteyiz. Yani sonuç olarak diyebiliriz ki normal kemoterapik ajanlara göre yan etki profilleri ve tolerabiliteleri çok çok iyi olan ilaçlar olarak diyebiliriz. Bunun yanında bir takım bunlar ilaçlara, ilacın alt tipine göre yan etki profili görülebilir. Bunlar nedir? Daha az yoğunlukta halsizlik, yorgunluk, böbrek, karaciğer fonksiyon değerlerinde bozukluk, tiroid fonksiyon değerlerinde bozukluk olmak üzere çeşitli yan etki durumları söz konusu olabilir. Bunlar da sıkı bir takiple kolaylıkla çözülebilecek yan etkiler. Hocam peki bir kanser hastası size geldi. Akıl ilaç başlayacağız. Sonuç olarak merak ediyorlardır. Ben bu ilacı başlayacağım ama avantajları, dezavantajları nelerdir? Avantajları, evet, çok fazla avantajları var mı? Var. Özellikle daha önceden de söylediğim gibi kanser hücresine spesifik bir ilaç olduğu için, normal hücrelere etkisi daha az olabildiği için yan etki açısından büyük bir avantajları var. Az önce söylediğim gibi daha az görülebilir, daha iyi tolere edilebilir. Yan etki ve yaşam kalitesi daha iyi olabiliyor. Nedir? Akıllı ilacını alır, günlük iş hayatını sürdürebilir. Sabah gelir hastanede ilacını alır, öğleden sonra gidip işini yapabilir. Veya ağızdan alınabildiği için, bazıları ağızdan alınabildiği için hastaneye çok fazla gelmeden evde kolaylıkla alınabilir. Avantajlarından birincisi bu. İkincisi, kemoterapik ilaçları biz genellikle verirken hastaların karaciğer, böbrek, işte vücuduna, boyuna, kilosuna, bir takım özelliklerine bakarak bu ilaçları veriyoruz ve ilaç doz ayarlaması yapıyoruz kemoterapilerde. Bazen bazı nedenlerden dolayı çok etkin dozda veremiyoruz ama akıllı ilaçlarda genellikle standart olan dozda etkin bir düzeye çıkarak daha etkili bir tedavi durumu söz konusu olabiliyor. Üçüncü avantajımız, daha önce de söylediğim gibi, evde çok kolaylıkla alınabilir tablet şeklinde bazıları olduğu için bu konuda bir avantaj durumu sağlayabilir. Dezavantaj olarak söyleyebileceğim en büyük dezavantaj şu ki bu ilaçlar geliştirilmesi, üzerinde çaba harcaması çok uzun yıllar alan, çok büyük meşakkat gerektiren ilaçlar. Bunların bu uzun serüveninden, bu uzun keşfinden dolayı maliyetleri yüksek olabilmektedir. Her yerde ulaşımları çok kolay değildir. Bu konuda finansal toksite dediğimiz, yani hem bulunduğu ülke itibariyle hem de kendisinden dolayı bu ilaçlara bazen ulaşımları sınırlı olabilmektedir. Hmm. Peki akıllı ilaçların kullanılıp kullanılmayacağı hasta üzerine nasıl belirleniyor? Çok güzel bir soru. Şimdi akıllı ilaçlar, şimdi hastaların bize bu konuda çok soruları oluyor. Hocam işte yanımdaki hasta akıllı ilaç alıyor. Benim ondan şeyim ne, farkım ne, niye bana akıllı ilaç vermiyorsunuz? Şimdi akıllı ilaç tedavisi şudur aslında.
Yani şöyle çok genel tıp fakültesinde okurken bize genel olarak şu söylenirdi. Hastalık yoktur, hasta vardır. Şimdi Nuri Bey de meslektaşımız olduğu için bunu çok çok iyi bilir. Şimdi hastalık vardır kavramı aslında onkoloji için tam yerli yerinde bir deyim. Çünkü sizin saç renginiz, göz renginiz, işte duruşunuz nasıl farklıysa kişiye özgü olan kanserdi. Kanser hücresi de o kadar farklıdır. Şimdi biz bunların keşfiyle bir takım ilaçlara spesifik uygun olup olmadığını tespit ediyoruz. Şimdi durum bu şekildeyken bunun tespiti yani bu tümörün bu ilaca uygun olup olmadığını belirlemek lazım. Bunu nasıl belirliyoruz? Çeşitli histopatolojik parametrelere bakıyoruz. Yani mesela bir akciğer kanserinde PD-L1 bakıyoruz söz konusu veya bir meme kanserinde HER2, HER2 bakıyoruz. Ona uygun pozitifse bir trastuzumab tedavisi veriyoruz. Negatifse veremeyiz çünkü onu verdiğimiz zaman zarar vermiş oluruz. Yani kişiye özgü durumu bir histopatolojik parametrelere bakıyoruz. İkincisi genetik yani tümörün gen analizini ortaya çıkarıyoruz. Çünkü görünümünüz, kişiniz ne kadar farklıysa tümörün de biyolojisi o kadar farklı olabiliyor. Onu gen profiliyle ortaya koyuyoruz. Genedeki DNA mutasyonları, RNA mutasyonlarına bakıyoruz. Oradaki bozukluklara bakıyoruz. Hangi bozukluk olmuş? O bozuklukta hangi ilaç mevcut? O şekilde bakıyoruz. Bunu nereden bakıyoruz? Alınan biyopside veya ameliyatta alınan tümör dokusundan bakılıyor. Veya bu mümkün değilse likit biyopsi dediğimiz kandan dolaşan tümör hücrelerinin, bu tümörden dökülen dolaşan tümör hücrelerindeki DNA'daki bozukluklara bakarak bunu saptayabiliyoruz. Bunun sonrasında hangi ilacın uygun olup olmayacağını ona göre karar veriyoruz. Birçok parametre var yani bu parametre. Birçok parametre var. Hocam çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugün çok değerli doktorumuz, tıbbi onkoloji uzmanı, doçent doktor Yakup Bozkay ile birlikteydik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel, 8'de Sağlığı sundu.